Ozik Doğa Sporları Topluluğu olarak bir etkinliğimizle daha birlikteyiz. Bugün pazar yeri üzerinden köylerden Abadiye Köyü'ne gideceğiz. Giderken Bahçecik Köyü'ne uğradık. Bileceğim Bahçecik Köyü. Ve orada da Su Batan denilen bir mağara var. Bahçecik Su Batanı. Köyün birkaç kilometre dışında. Ona bakmaya çalışacağız. İniş biraz zor, karşıki kayalar. Taygan bu taraftan, kayalardan şuradan inip Su Batanı'nın içini görmeye çalışacağız. Su Batanı'na giriş için suları geçmemiz gerekecek. Bakalım taşlarda kaygan geçebilecek miyiz? Su Batanı'nın girişi karşıda. Bu alan ise tamamen kapalı. Tamamen kapalı. Yaklaşık 30-40 metrelik bir çukur gibi düşünün. Dere akıp buraya geliyor ve karşıdaki Su Batanı'ndan, mağaradan devam. Su Batanı'nın girişine geldik. Artık ışığımızı yakıp ne kadar gidilebiliyor ona bakacağız. Evet, bayağı da bir olduk. Ve gel bak, birikerek isteği şey, balıklar var. Bak. Aa, evet. Suyun içinde balıklar var. Yani buradan sonra suya girmek gerekiyor ama. Kapkaranlık, hiçbir şey gözükmüyor ki. Suya giriyor, evet, soldan galiba. Suya girilse bile işsiz girmek tehlikeli. Ucu bucağı görünmüyor. Karanlık bir yer. Kayaların şekli yine yukarıda. Şöyle göstereyim. Muhtemelen su yukarı kadar çıkıyor. Hmm. O bidonlar var, o yükselen suyla sıkışmışlar oraya. Yani. Hmm, evet, iki tane bidon sıkışmış oraya. Yapılar yükseldiği için dediğim gibi. Kimse herhalde çıkıp dalını yapmaz. Şeyi de görüyoruz yani. Pisliğimizi buralara kadar. Gezdiğimiz her yerde var. Yeşillik alanda da, tarihi mağarada da. Burada da var. Burada da balıklar var yine. Buradan ara ikiye ayrılıyor gibi gidişi. Ama soldaki daha rahat ilerliyor gibi. Ama tabii daha fazla gitmek mümkün değil. Yaklaşık yarım metrelik bir su birikintisi var. Oradan uygun kıyafetlerle ve iple devam etmek gerekiyor. Oldukça da gidiyor. Bize. Su Batanı'ndan çıktık. Artık buradan Bahçecik Köyü üzerinden Abadiye'ye doğru gideceğiz. Mağaradan yukarı çıktık. Tam şu karşıdaki girişi. Şu sol taraftan yukarı çıktık biz. Bu mağara 1 kilometreden fazla bu şekilde. İçinden dere akarak devam ediyor. Muş. Biz tabi o kadar gidebilemiyoruz, gidemiyoruz. Uygun ekipmanlarımız yok işte. Şu anda yanımızda da yok. Neopren lazım. Ona göre ışık lazım. İp lazım tabi. Çünkü içeride mağara dallanıyor. Yani sağa doğru başka bir yol gidiyor, sola doğru başka bir yol gidiyor. Geri dönüşte yolu karıştırmamak adına ip gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden pek de girmedik. Bu kadar.